doğdu, merak konusuydu. Şu anda kobra tipi zırhlı bir araçtayız. Sokaklar Türkçe, hoş geldin yazan pankartlarla dolu. Hemen sınırı da İsrail askerleri. Yabancılara Fidye için kaçıran terörist gruplarının hedefi olmamak için. Karara baktığımız zaman müzakerelerin tekrar başlayabilmesi için. Avrupa genelinde aşırı sağcıların yükselişi Hollanda'da da hissediliyor. Suçluların geri verilmesi anlaşmasına göre iade talebinin kabul edilmediği şartlarda. Efendim iyi akşamlar. Ajanda ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca hem Türkiye gündemine ilişkin detaylarla sizlerle birlikte olacağız, hem de hazırladığımız özel dosya ve söyleşilerle. Peki ilk olarak neler konuşacağız? Türkiye gündemi yoğundu. Aslına bakarsanız dünya gündemi de yoğundu. Ve hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretini konuştuk. Masada çok ciddi konular vardı. Ciddi pazarlıklar vardı. Tabii bundan sonrasında acaba Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri nasıl etkilenecek? Dahası Türkiye bölgedeki gelişmelerden nasıl etkilenecek? Uzmanına mikrofon uzattık. Profesör Doktor Mustafa Aydın yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'ye geldi gelecek derken hafta içi Perşembe günü Ankara beklenen ziyaretçisini karşıladı. Ayağının tozuyla da Beştepe Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Yani bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu Tillerson'ın Dışişleri Bakanlığı işte aşağı yukarı galiba bir yılı olduğu gibi üçüncü defa Türkiye'ye geliyor. Ve çok hassas ve gergin bir dönemde geliyor. Bu sefer diğerlerinden biraz farklı. Daha önceki gerginliklerde hep bir dosya üzerinden bir gerginlik oluyordu. Türk-Amerikan ilişkilerinde onlarca konu olduğu için diğerlerindeki işbirliğiyle bunu bir şekilde kontrol altında tutulabiliyordu. Şimdi tartıştığımız ve üzerinde anlaşamadığımız dosya sayısı çok fazla. Beştepe'deki görüşme beklentilerin çok ötesinde sürdü. Beklenenden de daha uzundu. 3 saat 15 dakika. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde durumun ne kadar kritik olduğu görüşmenin seyrinden belli oldu. Çevirmen bile alınmadı Erdoğan-Tillerson görüşmesine. Odada sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vardı. Erdoğan-Tillerson arasındaki çeviriyi de Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Konuşulanlara sadece bu 3 isim tanıklık etti. Bu zaman zaman kritik önemdeki toplantılarda başvurulan bir yöntem aslında. Ancak yine de Amerika'da tartışmaya yol açtı. Peki ne konuşuldu o kritik görüşmede? Görüşmede Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı dedi Cumhurbaşkanlığı kaynakları. Aynı kaynaklar Tillerson'a Türkiye'nin tüm öncelikleri ve beklentilerinin net bir biçimde aktarıldığını vurguladı. Bu doğrultuda görüşmenin öncelikli gündem maddesi Zeytin Dalı operasyonuydu elbet. Ankara harekatın devamı konusunda kararlılık bildirdi. Hem uluslararası hukuk hem de nefsi müdafaa vurgusu yaptı. Amerika'nın operasyona destek olması gerektiğinin de altı çizildi. Tillerson'la yapılan görüşmede Türkiye'nin kırmızı çizgileri net bir şekilde ortaya koyuldu. PKK ile YPG'nin aynı örgüt olduğu belgelerle anlatıldı. Örgüte verilen silah desteğinin sona erdirilmesinin müttefikliğin gereği olduğu vurgulandı. Türkiye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin son yaptığı açıklamalar yine göz önünde bulundurulduğunda satır aralarında belki de ön sıralarda aslında şu açıklama dikkati çekiyor. YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz. Ne kadar gerçekçi buluyorsunuz siz bu açıklamayı?
Yani şimdi bir taraftan insan, Amerikan Savunma Bakanı böyle bir açıklama yaptıysa bunu ciddiye almak lazım diye düşünüyor. Diğer taraftan hani bu coğrafyada yaşayıp bu coğrafyanın gerçeklerini gören birisi olarak da yani hani biraz amiyane olacak ama ne kullanıyorlar, ne içiyorlar da bunları düşünüyorlar diye de insan içinden geçiyor. Yani çok amiyane, evet farkındayım ama yani hakikaten bu böyle, bu olacak iş değil. Çünkü açıkçası yani şimdi ya zekamızla dalga geçiyorlar burada ya hakikaten anlamıyorlar konuyu. Yani şeyde Trump iktidara geldiğinde ilk bu konular konuşulurken yine o zaman yanlış hatırlamıyorsam ya Tillerson'du ya Savunma Bakanı kongrede işte atanmadan önce biliyorsunuz orada konuşuluyor bu konular. Şey sordular yani işte Türkiye müttefikiniz, siz Kürtlerle çalışıyorsunuz, o zaman hani YPG kadar net değildi isimleri de, burada sorun var, bunu nasıl çözeceksiniz falan. Şey demişti yani en başta daha, tamam sorun değil, biz her iki tarafta da konuşuyoruz, iki grubu bir araya getireceğiz, oturup konuşturup halledeceğiz bir şekilde. Şimdi bu dünyaya çok saf bakmak. Amerika Birleşik Devletleri bölgede neden Kürtleri destekliyor sorusunun şu günlerde tek bir cevabım var. Yani bölge istikrarı açıklaması yeterli mi? Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama'nın ikinci dönemin ortalarından itibaren ve şu anda Trump döneminde de genel bir Orta Doğu politikasında bir eksiklik ve zafiyet var. ABD'nin şu anda Orta Doğu politikasının çerçevesi belli değil. Bunun içerisinde daha özel olarak baktığınızda Suriye'de nihai hedef olarak neyi hedeflediği belli değil. Dolayısıyla bu iki belirsizlik arasında Kürt meselesine geldiğinizde sanki biraz güncel çıkarları çerçevesinde durumu idare ediyorlarmış gibi bir hava ortaya çıkıyor. Bu tabii böyle ifade etmiyorlar hiçbir şekilde görüştüklerini ne Kürtlere ne bize ne başkalarına. Ama nihai hedefleri bu ekiple ne yapmaya çalıştıkları çok anlaşılmıyor. Dolayısıyla biz bir takım spekülasyonlar yapmak durumunda kalıyoruz. Öyle baktığınızda herhalde şunu hedef çalışıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Irak'ta biliyorsunuz Irak'ın kuzeyinde zaten uzun yıllardır Kürt gruplarla birlikte çalışıyorlar. Orada belli bir yapı oluşmuş durumda. Benzer bir yapıyı muhtemelen Suriye'de oluşturarak, yani bunun bağımsız bir devlet olması gerekmiyor. Özerk bir yapı olabilir, kendi içerisinde belli bir toprak parçasını kontrol eden, Suriye'nin bir parçası belki günün birinde olacak bir yapı da Amerika'nın işini görür gibi gözüküyor. Ben olaya daha büyük bir stratejik pencereden baktığımda Amerika'nın esas meselesinin Orta Doğu coğrafyasında, Orta Doğu'nun merkez coğrafyasında uzun vadeli bir kalıcı olma çabası olarak görüyorum. Ankara'ya gelmeden hemen önce Lübnan'da PYD'ye ağır silah vermedik ki toplayalım demişti. Önüne hem belgeler hem de fotoğraflar konuldu bu defa. Verilen sözler gereği PYD'nin elindeki silahların derhal toplanması istendi. Ankara bir diğer kırmızı çizgisi olan Münbiç meselesini de masaya koydu. Bu kentteki PYD varlığının derhal çekilmesi gerektiği ifade edildi. Aksi takdirde operasyonun kaçınılmaz olacağı vurgulandı. Kentin gerçek sahiplerine teslim edilmesinin gerekliliği de dile getirildi. Tillerson'un temasları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmeyle de devam etti sonra. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İşin açıkçası yüzlerde öyle çok da gergin bir ifade sezilmedi. Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecektik. İlişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda bir mutabakata vardık. President Erdogan for... Artık yalnız hareket etmeyeceğiz. ABD bir şey yapıp Türkiye başka bir şey yapmayacak. We could have a very... Yani Ankara ve Washington ilişkilerin normalleşmesi için adım atacak. Münbiç ve PYD başta olmak üzere uzlaşıya varılamayan konular için komisyon kurulacak. İlk toplantı Mart'ta yapılacak. Bu mekanizmalar topu taca atma değildir. Yani süreci savsaklama değildir. Tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacak. Oyalama yok,
İlk önce Münbiç konusunu ele alacağız. Çalışma grubu çerçevesinde konuşacağız. Çavuşoğlu, PYD'nin Münbiç'ten bir an önce çıkması gerektiğini söyledim. Tillerson ise konunun üzerinde çalışacaklarını. Önce Münbiç'ten başlayacağız. Önce YPG'nin tabii buradan bir an önce çıkması lazım. Ve bu sözün nasıl tutulacağını uygulamada da bu çalışmamız içinde ele alacağız. İlk önce Münbiç konusunu ele alacağız. ABD Münbiç'in kesinlikle bizim müttefik kuvvetlerimizin kontrolü altında olduğundan emin olmak istiyor. Rex Tillerson'ın Orta Doğu ziyaretiyle ilgili henüz Türkiye'ye gelmemişti. Daha yeni geliyordu. İngilizce olarak şeyi söylüyor. Messenger without message. Yani mesajı olmayan haberci veya haberi olmayan haberci. Niye? Çünkü analizde şunu söylüyordu. Yani Tillerson bütün Orta Doğu'yu dolaşıyor şu anda. İnsanlarla konuşuyor, liderlerle konuşuyor ama kimi temsil ettiği çok belli değil. Yani tamam, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ama onun söyledikleri acaba Trump yönetiminin düşünceleri mi? Basın toplantısına dikkat çeken bir diğer noktada PYD, YPG'ye Amerika tarafından verilen destek oldu. Tillerson'ın yanıtlarında PYD-YPG kelimelerini kullanmaması dikkat çekti. ABD'nin YPG'ye verdiği destek konusunda ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda beklentilerimizi net bir şekilde dile getirdik. Bu yaşamsal güvenlik kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyorum. İki ülkenin müttefik ve stratejik ortak olduğu vurgulandı sonra. Ortak bildiride PYD ifadesi yer almadı. Buna karşın Amerika ve Türkiye'nin DAEŞ, El-Kaide, PKK ve bunların uzantılarıyla mücadele konusunda kararlı olduğu ifade edildi. Bir de sahadaki uygulamayı görmek lazım. Yani geçmişte, yani şimdi şu andaki sorunların bir tarafı da o. İki tarafta, özellikle Türkiye tarafı daha çok olmak üzere birbirine güvenmiyor şu anda. Verilmiş ve tutulmamış bazı sözler var. Sıcak açıklamalar da Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Jim Mattis'ten. Türkiye ile Suriye'de DAEŞ'ten alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda hemfikiriz dedi Mattis. PYD, PKK'nın Münbiç'teki varlığı ile ilgili olarak da henüz bu konuda çözüme ulaştığımızı söyleyemem dedi bakan. Ancak sorunu çözmekte kararlıyız, çalışıyoruz demekle yetindi. Peki Münbiç konusunda Türkiye'nin istediği şekilde bir orta noktada buluşulabileceğini düşünüyor musunuz? Ben o konuda şey düşünüyorum, yani olumlu düşünüyorum, negatif düşünmüyorum, yani pozitif düşünüyorum. Çünkü daha önce bu konuda Amerika adım atabileceğine dair işaretler vermişti, ilişkiler çok gerilmeden önce. Gerildikten sonra Amerikalılar biraz sertleşti. İkincisi, bütün sert mesajlar, Münbiç'le ilgili bütün sert mesajlar askerlerden geliyor ve sahadan geliyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasilerin o sahadaki askerlerine kadar kontrol ettiğinden çok emin değilim. Yani bu Amerika için çok atipik, normal olmayan bir durum. Ama sanki bu daha, şu anda bu daha geçerli. Çünkü Amerika'daki yönetim, Trump yönetimi dediğim gibi politikayı belirlemediği için, genel politikayı, onun özelindeki Suriye politikasını net belirlemediği için bunun altındaki bu küçük, onlar açısından, Amerika açısından baktığımızda küresel bir güç, onun altındaki Kürt politikası, Türkiye ile ilişkiler, Suriye'deki o sahadaki konular, Münbiç gibi şeyler askerlerin kontrolüne kalmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla eğer Türkiye ile Amerika siyasi düzlemde bir anlaşma sağlayabilirse ve Amerikan yönetimi siyasi kanadı, askeri kanadına şöyle davranılacak derse bu konuda bir ilerleme sağlanabilir. Ama en başta söylediğim çekinceyi bir daha söyleyeyim. Tillerson'ın kimi temsil ettiği o kadar net değil. Yani Amerika Dışişleri Bakanı ama Amerikan hükümetindeki ağırlığının ne olduğundan çok emin değiliz açıkçası. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci derdinin İsrail'in güvenliğini sağlamak olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Amerika kendi çıkarına öncelikle elbette ki bakıyor. Burada Rusya'ya karşı doğru, kesinlikle, yani mutlaka Rusya'ya karşı da uzun vadede bir şey oluşturmayı istiyorlar. Ama şeyi unutmayalım,
Rusya'nın bugün bu coğrafyada bulunuyor olmasının nedeni benim en başta söylediğim Obama döneminde Orta Doğu'da Amerikan askeri bulunmasın sahada. Bu Ruslar da küresel bir devlet. Dolayısıyla bu sorunu çözmek istiyorlarsa onlara yer açmak lazım diyen bir Amerikan bakışı vardı. Bu Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda da dile getirilmişti. Dolayısıyla aslında Rusya'nın bugün Suriye'de bulunabilmesinin arkasında Amerika'nın bu konudaki açtığı alan da var. Şimdi tabii ona karşı bir karşı ağırlık oluşturmak için bir çabaya girmiş olabilirler. Kendi hatalarından kaynaklanan bu durumu düzeltmek için. Geçelim dünya ajandasına, daha doğrusu dünyanın tırnak içerisinde gizli ajandasına demek mümkün. Çünkü Doğu Akdeniz'de bir şeyler oluyor sevgili izleyenler ve bundan sonraki süreçte de Türkiye'yi de çok yakından ilgilendirecek gelişmeler yaşanıyor. Onlardan bir tanesi Afrin operasyonu, bir diğeri Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bilek güreşi desek yine yanlış olmaz. Ve bir üçüncüsü de son günlerde yine sıkça konuştuğumuz Kardak'ta yaşananlar. Peki bundan sonraki süreçte yani Doğu Akdeniz'de yaşananlar acaba Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye'yi neler bekliyor? Çok önemli bir isim yanıtladı bu sorunun cevabını. Emekli Amiral Cem Gürdeniz yanıtladı. Son dönemlerde Doğu Akdeniz yine çok yoğun. Bir tarafta yaşanılan Kardak olayı, bir tarafta Güney Rum kesiminden gelen açıklamalar ve doğal gaz arayışları. Diğer taraftan Türkiye Avrupa Birliği arasındaki o çekişmeler ve tabii ki Afrin'in Doğu Akdeniz'i bir şekilde dolaylı ya da direkt olarak etkisi ve bu süreçte yaşananlar, tartışılanlar. Neler oluyor Doğu Akdeniz'de? Buradan bak. Tabii şimdi hakikaten belki de Cumhuriyet tarihinin en yoğun, en karmaşık, en kapsamlı dönemini yaşıyoruz. Yani ülkelerin kaderlerinde, jeopolitik kaderlerinde böyle dönemler olur. Baktığımız zaman şu an hem güneyimizde devam eden kara harekatı, hem sizin de belirttiğiniz gibi Doğu Akdeniz'deki enerji savaşları, hem Kardak kaynaklı deniz etki alanları ve egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar sorunu, Türkiye bu üç cepheli harekat alanında diyelim şu an büyük bir mücadele veriyor ve devlet olarak başarılı bir mücadele verdiğini söylemeliyim. Eğer Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'deki Kürt kantonları birleşip Doğu Akdeniz'e bir liman vasıtasıyla çıkabilirlerse Türkiye'nin jeopolitiği muazzam büyük bir yara alır. Yani liman sahibi olmanın ülkelerin hayatta kalabilmeleri ve ülkelerin herhangi bir büyük devletin veya blokların egemenlik alanına girerek etki yaratmaları çok kolay olur. Çünkü deniz demek ulaşım demek. Deniz ulaşımı demek aklınıza gelen en ağır yüklerden tutun askeri yığınaklara kadar en kolay yapılabilen alan demektir. Bugün deniz tarihine, dünya tarihine de baktığımız zaman liman elde ederek kurulan ülkelerin hayatta kaldığını görüyoruz. Doğu Akdeniz'de denize çıkışı olan bir oluşumu bir kere bir kenara koyalım bunun zararına. Şimdi biraz daha batıya geçelim. Bu Türkiye çıkarlarına göre, Türkiye'nin daha doğrusu objektif ölçütlere göre çizilmiş bir münhasır ekonomik bölge haritası bölgenin. Şimdi bu bölge normalde bakın şu lazerle çizdiğim bölge Türkiye'nin Akdeniz'deki mavi vatanı. Niye mavi vatan diyoruz? Bu vatanın buradan farkı yok. Bu vatanın diplerine gelecek nesillerin bağımlılığı ve bağlılığı, refah ve mutluluğu için çok daha fazla olacak. Bu bölgeye de baktığımız zaman çok ciddi bir rezervuar olduğunu görüyoruz. Doğalgaz rezervuarı. Şimdi biz genelde Akdeniz'e baktığımız zaman yoğunluğun şu bölgede olduğunu görüyoruz. Yani şu an ispat edilmiş sahalar buralarda. Ama gelecekte bu sahalarda ne olacağını tabii ki sismik araştırmalarla, jeolojik araştırmalarla, buraların hem deniz dibi taramalarıyla hem efendim yapılacak çok derin analizler var bu konuda. Çok şükür ki Türkiye bunları yapabilecek şu an iki gemiyi satın aldı. Yani bir tanesini Türkiye'de yaptırdı Oruç Reis.
Barbaros'u da Norveç'ten biliyorsunuz Polarkus'tan aldılar. Ve şu an Türkiye bir tane de drilling ship dediğimiz yani sondaj platformu aldı. Bu da çok önemliydi. Yani Türkiye yarışı artık tam donanımlı olarak giriyor. Şimdi Kıbrıs Rum yönetimi 2003 yılında şu sahayı ilan etti. Şu gördünüz. Ama bunu ilan ederken arkasındaki güç kendisi değildi. Donanması, hava kuvvetleri, büyük bir ordusu olmayan bir güç böyle bir şey yapamaz. Kime güvenerek yaptı? Tabii ki Avrupa Birliği'ne. Tabii ki Atlantik sistemle olan iyi ilişkilerine güvenerek yaptı. Biliyordu ki bunu ilan ettiğinde Türkiye bir şey derse onlar arkasında. Şu an yaşanan da esasında tam bu. Bakın Türkiye'ye biçilen alan şu gördüğünüz alan. Yani bizi Antalya Körfezi'ne ve İskenderun Körfezi'ne hapsetmişler. Bakın Türkiye'nin olması gereken sahası bu. Şimdi değerli seyirciler şunu sorabilir. Türkiye neden bu sahayı ilan etmiyor diye. Türkiye şöyle bir görüşte. Bu saha aynı zamanda Türkiye'nin kıta sahanlığıdır. Kıta sahanlığının da ilan edilmeye gereği yoktur. Çünkü kıta sahanlığı zaten doğuştan itibaren bir ülkenin hakkı olan sahadır. Ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e 2005'ten itibaren deklare ettiği bir takım coğrafi koordinatlarla de facto olmasa da zımnen bu sahada söz sahibi olduğunu ilan etmiş durumda. Şimdi bakın bu alanın 58 binini Yunanistan sadece Meis Adası nedeniyle kendine almış. Rodos ve Meis faktörleri görüyor musunuz? Kıbrıs demin söylediğim gösterdiğim 33 bin kilometre kareyi almış. Koskoca Anadolu varken kalkıyor Kıbrıs. Ben diyor bunu hak ediyorum diyor. Neredeyse bakın şu hattan orta hat gibi bir yer almış. Türkiye'de lütfetmişler 64 bin kilometre. Peki toplayalım 58.715'te 30 kabaca 100 bin kilometre kare. Bu kimin hakkı? Gelecek kuşakların hakkı. Ve bunu alıyor. Ve peki Türkiye bunu tanıyor mu? Asla tanımıyor. Avrupa Birliği'nin hangi sitesine girerseniz girin, denizcilikle ilgili, deniz yetki alanları, işte karşınıza bu çıkıyor. Yani bizden 100 bin kilometre kareyi çalmış olan saha çıkıyor. Güney Kıbrıs bu yaptığı, Avrupa Birliği ile koordineli bir şekilde yaptığı bu olaydan sonra, bakın 2006 yılın sonunda 13 alanda ruhsat vereceğini deklar etti. Bütün dünyaya, 13 alanda. Ben o zaman aktif görevdeydim. Haritayı bir çıkardık, bir koyduk. Bakın 32, 16, 18 doğu boylamı, 28 doğu boylamı, bizim çıkarlarımızın olduğu. Şu 1, 2, 3, 4, 5 sahada Türkiye ile çakışıyor. Yani onu bile kale almamışlar. O kadar maksimalist davranmışlar ki. Yani Türklere ne? Türkler denizci bir ulus değil, onlar karacı bir ulus. Onlar öyle düşünüyor tabii. Deniz kuvvetlerimiz ne yaptı bütün bu gelişmelerden sonra? 1 Nisan 2006'dan itibaren Akdeniz Kalkanı ismiyle şu an bu halen devam eden harekatın adı da odur. Burada bir deniz harekatı başlattı. Sebebi neydi? Bizim deniz yetki alanlarımıza giren, şu alana giren gemilere mani olmak. Burada işin ciddiyeti şurada ortaya çıkıyor. Bakın 6 numaralı saha, 8 numaralı saha, 10 numaralı saha. Afrodit'te ne demiştim? Zaten bulundu burada. Doğalgaz bulunmuştu diye. Şimdi bu 6 numaralı sahayla ilgili olarak siz demin ne dediniz? Niye bu kadar karıştı işler diye. Bundan yaklaşık 2 hafta evvel Eni firması bir basın açıklamasıyla 6 numaralı sahada ciddi doğalgaz rezervleri bulduğunu ve bu sahanın 1 trilyon metreküplük zor sahası vardı ya Mısır'ın. Onun bir uzantısı olduğunu ve zengin bir saha olduğunu ilan etti. Şimdi bu çok önemliydi. Niye? Çünkü 6 numaralı saha aynı zamanda Türkiye'nin, bakın ne demiştik demin? Evet. Türkiye'nin çıkar alanıyla, yani 6 numaralı sahanın şu bölümü Türkiye. Türkiye'de ne yaptı haklı olarak? Kardeşim lütfen güneye git, ne yapacaksan yap dedi ve burada şeyi engelledi. Yani 6 numaralı. Bu arada Türkiye tabii ne yaptı? 2011 yılında İsrail'le bu sınır anlaşması yapılmış. Efendim üçüncü round girilmiş. Sondaj teklifleri alınmaya başlanmış. Türkiye ne yaptı? 2011 yılında KKTC ile kıta sahanlığı anlaşması imzaladı. Derhal.
ve de arkasından Kıbrıs hükümeti Türk Petrolü Anonim Ortaklığı'na şu A, B, C, D, E, F, G sahalarında ne verdi? Ruhsat verdi. Dedi ki, benim dedi sadece bu petrol sahalarında GKR'nin hakları yoktur Güney Kıbrıs'ın. Madem ki biz 59-60 anlaşmalarıyla hala bir Kıbrıs, Birleşik Kıbrıs Devleti olarak görülüyoruz. Birleşmiş Milletler'de öyle deniliyor. Kakateci iş. O zaman benim de hakkım var buralarda dedi. Ve Türkiye, Türk dışları da evet Kakateci'nin de hakları vardır. Ve biz Kakateci'nin de haklarını bu bölgede gerekirse koruruz dedi. Türkiye'nin tabii şeyle karşılaşınca bu sefer geri adım atmak zorunda kaldılar. Yani hangi firma, hangi devlet askeri bir çatışmanın söz konusu olabileceği bir alana yatırım yapmak ister? Hiç kimse. Şimdi dolayısıyla yeni bir süreç başlatalım dediler ve işte 3 numaralı sahaya geldiler. Şu anda işte. Şu an Saipem bakın şurada Magosa şurası. Saipem şuralarda bekliyor. Ve Türk donanması Saipem'i buraya sokmuyor. Peki Ege'de yaşananlar. Şimdi evet. Gruplarının karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Ege'de de bir hareketlilik var Yunanlılarla. Ege'de dilerim Türk devleti, dilerim hükümetimiz Yunan kışkırtmalarına kapılmaz. Yunanistan o adacıklara ister Cumhurbaşkanı'nı getirsin, ister Genelkurmay Başkanı'nı, isterse en büyük tatbikatı yapsın. Burada önemli olan adanın kara parçası değildir. Burada önemli olan mavi vatandır. Yani o ada, adacık ve kayalıkların kontrol ettiği deniz yetki alanlarıdır ki bunların statüsü de %6 oranında Ege'nin açık deniz alanlarını etkiliyor. Şimdi bakın şu haritaya. Bu normal şimdiki pozisyon 6 mil değil mi? Bakın Çanakkale'den çıktık. Bu açık mavi alanlar açık deniz alanları. Yani burada hiçbir ülkenin, hiçbir devletin egemenliğine tabi değilsiniz. Sadece uluslararası hukuka tabisiniz. Tamam. Bağımsızsınız, hürsünüz yani. Şimdi bakın buradan çıktık. Şuradan hiçbir engelle karşılaşmadan en azından Akdeniz'in burasına çıkabiliyoruz. Şimdi buraları kapamış zaten adam. Yani buradan çıkamıyorum. Gelelim 12 mile. Bakın Yunanistan 83'ten beri ne diyor? Ben karasularımı 12 mil. Bakın 12 mil olduğunda siz Çanakkale'den çıkıyorsunuz. Ve bir yere gidemiyorsunuz. İşte kaldınız burada. Bu Türkiye'yi hem Akdeniz'den soyutluyor hem dış dünyadan soyutluyor. Neden? Çünkü Türkiye dış ticaretinin %90'ını neyle yapıyor? Deniz yoluyla yapıyor. Dolayısıyla sıkışıp kalıyorsunuz. Mona sanıyorum haber ekranının son süperstarı desek yanlış olmaz. Rahmetli Mehmet Ali Birant'tan bahsediyorum. Usta gazeteciden bahsediyorum. Kendisiyle çalışmak bana da kısmet olmuştu. Hatta bu programı da yıllarca 32. günün genel yayın yönetmenliğini yapan sevgili Utku Başar'la hazırlıyoruz. Peki biz ne yaptık? Ölümünün 5. yılında eşinin Cemre Birant'ın kapısını çaldık ve ona Memoş'ta yılları sorduk. Seyirciler 32. güne hoş geldiniz. Aman o gece kimselere randevu vermeyin de yine hep beraber olalım. Yaşadım şahidimsiniz. Yıllar sizden kim korkar? Koskoca adam buna neler yapıyor diyerekten. Şuna bak! Sen bana şans mı getiriyorsun lan? Hı? Sen bana şans mı getiriyorsun? Sizleri bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim. O bizi özledi, yalan değil biz de onu. Sezen Aksu'nun şarkısıyla sizler için su gibi aktı onunla yıllar. Bu jenerik ilk defa 1 Ekim 1985'te Salı akşamı TRT'de ekrana geldi. Saat 21.30'da Dünyalar Savaşı parçasıyla program yayına girdi. Türk televizyonlarında bir haber programı doğdu. 32. gün. Sayın seyirciler 32. güne hoş geldiniz. Takvimlerde olmayan bu günü sizlere 30 veya 31 geçtiğimiz günün üzerinde dünyada en çok nelerin konuşulduğunu, nelerin tartışıldığını anlatmak için seçtik. Türkiye'nin dışarı kapalı, yurt dışından haber almanın kısıtlı olduğu ortamlarda evlerimizin dış dünyaya açılan gözü kulağı oldu Mehmet Ali Birant. O yıllarda Twitter üzerinden
devlet başkanlarına direkt mesajlar yazma imkanı da yoktu. Ancak adeta liderler geçidi oldu 32. gün. 7'den 70'e farklı kültürlerden geniş bir hayran kitlesi de edindi kendine. Bu nedendendir ki jenerik müziği show programlarında kanuna, darbukaya bile uyarlandı. Yıllar içinde neler yaşamadı ki programın ekibi? Çevre dosyasını geri kayar. Ya çocuklar Allah aşkınıza ciddi olun. Musa özür dilerim, başlıyorum. Promptersiz kağıttan okunan zorlu yayınlar. Orta Doğu bizim hemen yanı başımızdaki bir dinamit kutusu gibidir. Patlamaya hazırdır ve bu dinamitin fitilleri de başka başka kişilerin elindedir. Olmaz denilen röportajlar. Biz de tam 3 yıldır Libya liderinin peşindeydik. Nihayet sonunda Kaddafi'yi en can alıcı yerinden de yakaladık. Futbol maçında. Ve çalıştığı haber merkezinin arkadaşı, abisi, babası. Kapısını kapatmazdı kolay kolay kimseye. Öyle çok acelem var diye de sallayıp yollamazdı. Dinlerdi. Bir büyük olarak kızardı yeri gelince. Muhabirleri bir toplayalım da ben bunlardan bir konuşayım çünkü böyle olmuyor. Konuklarıyla bizzat kendisi konuşurdu. İkna ederdi. Ya bu programda mutlaka olmanızı istiyordum, anlatabiliyor muyum? Ve tabii o gafları, meşhur potları. Benam Tepsutsu Gazze'de. Bizden Benam Tepsutsu izliyor. Benam Tepsutlu karşımda. Benam, ilk bilgiler oradan sızdı. Harekatın bittiğine dair ilk haber. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebali'den geldi. Sen gün boyu nabız yokladın. Ne diyorsun? Bağdat neden bilinmesi için acele etti? Neden Ankara'dan önce davrandı? Ne konuşuluyor orada? Galiba benim sesimi duyamıyor galiba. Benan duyamıyor. O zaman Benan duyduğu zaman tekrar geri gelsin. Ben konuklarımdan devam edeyim. Dün daha Zap'ın etrafında. Benan geldi paşam. Benan karşımıza geldi. Benan, oradaki havayı sen bize aktar hemen. İşte bunlar Mehmet Ali Birand'la ilgili az çok bilinen bilgiler. Ya bilmediklerimiz? Birand'ın hayat arkadaşı, eşi, dostu Cemre Birand anlattı onları da. Ajandadan önce ona sözü olan kitapta, Memoşlu Yıllarda. Şimdi diyorsunuz ki Cemre Hanım, ilk tanıştığımızda gözüm onu hiç tutmadı. Ben burada şunu merak ediyorum. Bir kere insan hiç gözünü tutmadığı biriyle evlenir mi? Ne oldu? Nasıl tavladı sizi? Mehmet Ali çok tatlı dilli bir insandı ve ben çok donanımsızdım. Yani ben kolejden geliyorum, o Galatasaray'dan geliyor. Galatasarayların kendine özgü bir tatlı dilleri var. Ama yıllar sonra öğrendim ki o mesela psikoloji kitaplarından okuduklarını bana uygularmış, sağda solda duyduklarını uygularmış. Ben böyle temiz bir kolejli kızdım ve Mehmet Ali'nin tatlı diline, o hafif kadın muamelesine hiç alışık değildim. Çok hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Çok tatlı diliydi dediniz. Neler söylerdi size? Tatlı dilinde en çok ne etkilerdi sizi? Neler söylerdi? Bir kere psikolojik laflar ederdi çok. İşte sen, içinde senin bir ben var. O ben, o ben değil. Başka bir ben var. Sen ise neler yapabilirsin hayatında? Ben de derdim ki Allah Allah, ne görüyor bende? Ben kendim normal bir insanım. Yani kendimi beğenirdim, beğenmez değildim. İyi bir eğitim almıştım. İyi bir ailenin kızıydım, donanımlıydım. Ama hep bende, sen de işte mükemmel bir şeyler var. Sen de şu var, bu var. Ben de olduğumu görmediğim, bilmediğim şeyler vardı. Bir de ben, yani dediğim gibi, çekingendim. Kimsenin benimle evleneceğini düşünmüyordum. O bakımdan bana çok ters geldi Mehmet Ali. Biliyorsunuz terslikler de her zaman çeker insanı. Yani, imkanı yok çekmemesini. Şimdi bu bağ içinde ama diyorsunuz ki bir de aramızda yıllarca bir metres vardı.
Ve siz o metrese katlanmak durumunda kaldınız. Kimdi o metres? O metres Mehmet Ali'nin işiydi. Çok acımasız bir metresti. Çok acımasız, çok gaddar bir metresti. Çok vaktini alan bir metresti. Ve hayatımı onunla hep paylaştım. Yani ben, biz zaman zaman ikimiz eşit olduk. Zaman zaman ben hep arka planda kaldım. O metres onun tutkusuydu. Onun ortadaki hayatıydı. Aslında gittiği pek çok işte sizi de yanında götürdü. Yorucu olmuyor muydu sizin için ya da heyecanlanıyor muydunuz? Haberin bir yerinde mi hissediyordunuz kendisi? Tabii yani ben onunla çok işe gittim beraber ve onun bir yerde prodüktörlüğünü yapıyordum. En başında bir kere o zaman tabii ne şey var, internet var, ne bir şey var, ne mail var. Mektuplarını yazıyordum. Interview isteklerini yazıyordum. Cevap geldiği zaman işte beraber gidiyordum. İnterview yapıyordum. Üstüne başına dikkat ediyordum. Döndükten sonra da İtekaka bana o tapeleri çözdürüyordu. Onlardan nefret ediyordum. Yani o kulaklığı takıyorsunuz, o konuştuğu şeylerin tapelerini çözüyorsunuz. Onları yapıyordum. Yani uzun yıllar öyle arkasında çalıştım onu. Ekrandaki bir antla evdeki bir ant arasında da fark olduğunu siz dile getiriyorsunuz. O bizim bilmediğimiz o ince çizgi, o en belirgin fark ne sizin için? En belirgin fark evde Mehmet Ali çok neşeliydi. Çok şakacıydı, çok neşeliydi. Müzik koyar, dans ederdik salonlarda. Yani içkiler içerdik, eğlenirdik, çok gülerdik. Ve arkadaşlar arasında Mehmet Ali hep hikayeler anlatan, gezmeleri başlatan, organize eden bir insandı. Yani hep bir ortada olmayı ve odak nokta olmayı severdi. Sayın Birand'ın cüretkar soruları da çok konuşuldu. Belki Birand'ı Birand yapan temel özelliklerinden bir tanesi bu. Özellikle yutkunmadan soru sorması. Şimdi bize de şunu öğütlerdi. Karşınızdaki kişiyi hiç gözünüzde büyütmeyin çocuklar. Yani o siyasetten para kazanıyor. Ben gazetecilikten para kazanıyorum. Onun işi işte sanatçı olarak bir şey ortaya çıkarmak, benim işim soru sormak. Böyle yaklaşın derdi. Şimdi bu bize söylediği. Ama olayın arka tarafında hiç size şunu söylediği oldu mu? Ya keşke şu soruyu sormasaydım da hani biraz sert oldu galiba. Pişmanlığını yaşadı mı? Hiçbir zaman sorduğu soruların pişmanlığını yaşamadı, soramadığı soruların pişmanlığını yaşadı. Yani çok daha cüretkardı Mehmet Ali. Zaman zaman ben de onu yani frenlemeye çalışırdım. Dikkat et, böyle olur mu, olmaz mı diyerekten, ama hiçbir zaman düşünmedi öyle bir şey. Mehmet Ali de tuhaf bir şey, cahilliğin cesareti vardı. Yani bazı olayların valla, bazı olayların nereye kadar gideceğini hiç düşünmezdi. Haber olduğu zaman gözü kör giderdi. Bir de Cumhurbaşkanı'nın aslında belgeselini çekme projesini alan tek gazeteci. Evet. Sayın Birand'ın vefatından sonra proje durdu. Evet. Neden sizce, yani neden tek gazeteci olarak Birand seçilmişti? Çünkü Tayyip Bey kendi dediğine göre, Tayyip Bey'in kimyamız uyuşuyordu derdi. Yani öyle demişti bana, kimyamız uyuşuyordu derdi. Onunla yaptığım interviewlardan zevk alırdım derdi. Bir de Mehmet Ali Bey hiçbir zaman öyle iki büklüm gezinmedi karşısında. O yani o cumhurbaşkanıysa o da gazeteciydi. Onun cumhurbaşkanı olarak vazifeleri vardı, gazetecinin de vazifeleri vardı. Bunlar karşılıklı bir anlaşmaya oturur derdi. Tayyip Bey hiçbir zaman Mehmet Ali'den gocunmadı. Onun yani her sorduğu soruya bir de hoşuna giderdi gibime geliyor. Yani daha bir kıvrak sorular soruyor, ona kıvrak cevaplar verebiliyordu. O bakımdan kimyaları uyuştuğu için o iyi bir olabilecekti, iyi bir belgesel olabilecekti, maalesef olamaz. Birand'ı Birand yapan özelliklerden bir tanesi de yine biraz önce söyledik, sorduğu sorular, ama öte taraftan dünyanın farklı kesimlerinden ve farklı görüşlerden liderlerle bir araya gelebilmesi. Biz şu anda şunu yaşayabiliyoruz gazeteciler olarak. Aslında bir yerde yoğurdu üfleyerek yemek diyoruz buna. Bir olay oluyor. İşte İsrailli biriyle konuştuğunuz zaman nasıl ulaştılar buna deniliyor. Alman biriyle konuştuğunuzda nereden irtibatı var acaba deniliyor. Şimdi Birand aslında bunun püf noktalarını bize öğretti. Bu network'ün nasıl sağlanması gerektiğini, nasıl korunması gerektiğini. Mehmet Ali Birand'ın network'ünü korumasında sizin çok önemli bir payınız var. Çok önemli bir rolünüz var. Ona büyük desteğiniz var. Orayı biraz anlatabilir misiniz? Şimdi Mehmet Ali inanırdı ki bu tanıştığı insanlarla, görüştüğü insanlarla münasebeti hiçbir zaman kesmemek gerekirdi. Onun için onların yılbaşlarında, bayramlarında, biliyorsa doğum günlerinde küçük bir mesaj yollardı. Onları genellikle ben yazardım. Yani o doğum günü yıl böyle saatlerce kart doldurduğum olurdu. Onun namına yazar, onun namına da imzalardım.
giderdi o kartlar ve onlarla hep Mehmet Ali öyle temaslarda bulundu. Yani hiç onları kaybetmedi. Mesleki anlamda şimdi rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir sektörde neden yeni nesli, genç nesli bu kadar çok destekledi? Çünkü onun kadar destekleyen ve ön açan bir başka örnek hatırlamıyorum işte açıkçası ben. Çekinmedim hiç yeni rakiplerden. Çekinmedi, hiçbir zaman çekinmedi. Çünkü Mehmet Ali derdi ki ben nasıl küçükten sıfırdan başladımsa bunların da hakkı budur derdi. Yani kendinin başlangıcını düşündüğü için gençlere de aynı şeyi yol açmayı yapmak istedi. Hiçbir zaman gençlerden çekinmedi. Varsa onların kuvveti gelsinler yerime derdi. Böyle arada bir böyle mesela işte hala o yaşta ekranlarda diye söyleyenlere buyurun gelin varsa buyurun alın yerimi derdi. O bakımdan hiçbir zaman da yanında çalışanın da hani işini alıp ben yaptım demedi. Hep çalışanların hakkını verdi. Çünkü bazı patronlar başkalarını çalıştırıp kendileri yapmış gibi gözükürler. Bilirsiniz onu. Onu hiçbir zaman yapmadı. Peki bu evin patronu kimdi? Cemre Birat mı, Mehmet Ali Birat mı? Bendim. Bendim patronu. Onun oymuş gibi gösterdim. Bendim patron. Onur etmek için. Tabii. Yani o onur edilmeliydi. O yorulduğu zaman bakılmalıydı. Oğlum hatta hep derdi niye bu kadar şımartıyorsun diye. Niye bu kadar her dediğini yapıyorsun diye. Ama onun her dediği çok büyük bir şey değildi. Yapamayacak bir şeyler değildi. Anlatabiliyor muyum? Ama yani seyahatti, şuydu, para nereye gidecek, ne yapılacak onlarda genellikle ben karar verirdim. O da onu rahat ederdi. Peki çekinir miydi sizden? Çekinirdi. Benim adım kalite kontrolmüş belki dediğim kadarıyla gazetede öyle söylediler. Kalite kontrol. Bugünün Türkiye'sinde en çok neye kızardı Birant sizce? Neyi eleştirirdi? En çok eleştirirdi. İnsanların arasındaki bu kopukluğa eleştirirdi herhalde. Yani insanların hoşgörünün azalmış olmasına, gazeteciliğin kalitesiz olmasına, haberlerden korkulmasına onları eleştirirdi. Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi kısa bir ara. Efendim Bir Ajanda programının daha sonuna geldik. Sizlerin huzurunuzda yayında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haftaya pazara aynı saate saat 20'ye ajandanıza yine bizi yazın. Şimdilik hoşça kalın.